Norveç hala krallıkla yönetilen birkaç ülkeden biridir. Muhtemelen Norveçlilerin sevgilerinin tadını çıkaran en ulusal soylular Norveç kralı ve kraliçesidir. Bundan önceki kral Olaf, 5 insanların kralı olarak biliniyordu çünkü genellikle kamu taşımacılığını kullanıyordu. Oğlu ve tek veliahtı Harald V, bir giyim tüccarının kızı Sonja Haraldsson'la evlenene kadar hayatı boyunca bekar kalacağının sözünü vermişti. Ama sonunda aşk kazandı ve artık Norveç'in kral ve kraliçesi onlar. Eğer Norveç kralı ve kraliçesini görmek istiyorsanız, kraliyet rezidansı Stiftgarden'ın bulunduğu Norveç'in eski başkenti olan Trondheim'a gitmelisiniz. Burası İskandinavya'nın en büyük ahşap sarayıdır ve Norveç mimarisinin en iyi örneklerinden biridir. Ayrıca Norveç'in ulusal mabedi olan Nidaros Katedrali, yani Nidaros Domen'de Trondheim'dadır. Katedral ülkeyi yeniden bir araya getirmiş olan ulusal kahraman 2. Aziz Olav'ın kabrinin üzerine inşa edilmiştir. Renkli fiyortları Norveç'in gurur kaynağıdır. Fiyortlar iki tarafında dik kayalıklar olan dar koylardır. Norveç'in şu anki başkenti Oslo fiyorduna konuşlanmıştır. Oslo, Norveç'teki ünlü bir binaya ev sahipliği yapmaktadır. Ve bu bina şehrin görünen yerindedir. Kırmızı bir kiremit küpüne benzeyen belediye binası her yıl Aralık'ın 10'unda Nobel Barış Ödülü'nün kraliyet üyeleri tarafından verildiği yerdir.